أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأول الله الآخر الله الظاهر الله الباطن الله أولي آخري ظاهري وباطني selamlarız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet semasının en mualla yıldızları, her birisi insaniyet mektebinin en mübarek öğretmenleri, Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz, işimizden doğruyu kolay kıl. Katından destekçilerle bizleri destekle. Kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Bizleri Müslümanlardan olarak yaşat, Müslümanlardan olarak öldür, salihlerin zümresine dahil et. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin, ya mu'in. Vira bismillah, kudret, kudret vire inşallah. Bir, onun şehirleri seferinde, onun ve arkadaşlarının, onun mensubu bulunmuş olduğu altın halkanın, mümessillerinin, temsilcilerinin peşinde yürümeye niyetliyiz. Allah niyetimizi ve niyazımızı kabul eylesin inşallah. Bugün yine Medine-i Münevvere'deyiz. Değerli kardeşlerimizle yine Medine-i Münevvere'yi konuşacağız inşallah. Biraz önce kıymetli kardeşimiz Mehmet Nogayoğlu Beyefendi'nin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki Ahzab suresinin ilgili ayet-i kerimelerindeki keyfiyeti Allah nasip ederse bugün tefekkür edip, tedebbür edip gündemimize taşıyacağız. Kendi hayatımızdaki tezahürü için dua edeceğiz inşallah. Hoş geldiniz kardeşler. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor Ufuk abi? İyi abi, çok şükür işte okul bitti benim, çok şükür. Elhamdülillah. İşte yaz kurslarına kaldım, onları bekliyorum. Allah kolaylıklar versin. Eğitime devam, ara yok abi. İnşallah. Eyvallah, eyvallah. Furkan abi? Bizim de hocam 3. sınıf olduk. Sınavlar oldum. Bitti. İnşallah hocam olduk. İnşallah. Sınavlar bitti işte.
İnşallah ailemizin yanına gideceğiz 2 gün sonra. Bakalım nasip. Bu arada filmin çıkmış. Evet hocam, çıkmış yani. Allah kolaylıklar versin. Allah razı olsun. Furkan kardeşimizin bir kısa film çalışması oldu. Allah hayırlara vesile kılsın. Sessiz Harfler ismiyle beraber. İnşallah daha sonra gelecek güzel eserlerin bir mukaddimesi niteliğinde olur. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Ahmet abi, senin haftaya sınav var artık yavaş yavaş. Evet abi, sınav yaklaşıyor. İnşallah yani muvaffak oluruz, tüm sınava girecek kardeşlerime de buradan inşallah başarılar diliyorum. Allah muvaffak eylesin. Amin. En hayırlı hizmetleri hangi alanda, insanlığa en faydalı vazifeyi hangi alanda yapacaksanız o müyesser olsun inşallah. Amin abi, inşallah. Kimle başlıyoruz? Eyvallah. Medine'deyiz abi. Benim aklıma yani özellikle bu zamanlarda sıkça gelen bir problem var. İşte yani bu zamanda İslam'ın hakim olduğu bir düzen kurmak zorundayız biz Müslümanlar olarak abi. Özellikle nasıl diyeyim, bu yaşlarda işte Müslüman gençler olarak biraz daha hareketliyiz, kanımız kaynıyor. Bu alanda bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunun için de işte bir rehberle, bir önderliğe ihtiyacımız var. Tabii ki de Peygamberimizin hayatında da böyle bir olay gerçekleşmiş bize örnek olarak. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde bir yeni hayat düzeni kurmuşlar. İslam'ın hakim olduğu bir hayat düzeni kurmuşlar. Şöyle bir incelediğimde abi, Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde ilk kurduğu müesseselerden birisi Medine Çarşısı. Hı hı. Biz bunu nasıl yorumlamalıyız abi? Bir işte medeniyet kurarken. Yani bu bize nasıl ders olmalı? Yani Allah razı olsun. Nereden başlayabiliriz? Evet, Resulullah Medine-i Münevvere'ye gelince bir takım kurumlar ihdas etti, bir takım kurumlar kurdular. Mescid onlardan birisiydi. Resul-i Ekrem Efendimiz'in menziri, evi onlardan birisiydi. Resul-i Ekrem Efendimiz'in kurmuş olduğu mektep, Ashab-ı Suffa'nın mektebi Suffa'sı onlardan birisiydi. Diyebiliriz ki belki 4. sırada filan. Allah Resulü Efendimiz Medine'de bir çarşı kurulmasını sahabe-i kiram efendilerimizden talep ediyor. Tabi sahabe-i kiram efendilerimiz bunu bir emir olarak ittihaz ediyorlar. Bu üçe dikkat ettiğiniz zaman göreceğiniz bir şey var. Mescit var işin içinde, okul var işin içinde, çarşı var işin içinde. Bu hayatın üç farklı anlamına mündemic olan, hayatın üç farklı alanını bize gösteren üç önemli kesişme noktasıdır. Yani bir hareket muvaffak olmak istiyorsa, bir hareket mabet ile beraber sokağı, sokak ile beraber mektebi birleştirmek zorunda. Sizin eğer mektebinizde öğretilen şey sokağa uygun değilse, sokağın ihtiyaçlarını, çarşının ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, sizin mabediniz eğer sosyal hayattan kopuk ise, siz ancak son derece uhrevi, romantik, mistik bir sistem olabilirsiniz ki bunun da ne kadar sistem olduğu tartışmalıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiler. Medine Anlaşması'nın 2. maddesidir. Müslümanlar diğer milletlerden ayrı bir ümmettirler. Allah Resulü Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimize ne yapmaları gerektiği hususunda, hangi işle meşgul olmaları gerektiği hususunda bir ufuk koydu. Allah Resulü Efendimiz dedi ki rızkın 9'unda ticarettedir. Efendimiz Hazretleri Medine çarşısındaki tüccarı ziyaret etti. Sonra o tüccara yönelik dedi ki sizler bu şekilde ticaret yapacak olursanız Allah muhafaza buyursun yarın siz cehennem topluluğu olursunuz. Ancak alışında ve girişinde, satışında Allah'ın ahdine riayet edenler bundan müstesnadır. Medine içerisine bir baktı ki Allah Resulü Efendimiz her tarafında
Yahudi hakimiyeti. Her tarafında Yahudi tahkimi var. Bütün köşeler tutulmuş. Allah Resulü Efendimiz Mescid-i Nebevi'de sahabe-i ikram efendilerimize bu Nebit pazarı ile alakalı dedi ki burası sizin pazarınız olamaz. Burası sizin çarşınız olamaz. Bu bir emir hükmündeydi. Rivayet olur ki Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Ömer Efendimizle beraber ikisini muvazzaf kılmak suretiyle beraber onlara dedi ki gidin şu sokak başında Müslüman çarşısını kurun. Orada başlangıçta 4-5 tane tezgahtan belki birazcık daha fazla tezgahtan müteşekkil bir çarşı oluşturuldu. Hani bugün üstü açık pazarlara gidersiniz ya veya üstü tenteyle kapatılmış böyle bir çarşı oluşturuldu. Mini bir çarşı modeli. Üzeri çadırla kapatılmış, altında Müslümanların alışveriş yapmış oldukları bir çarşı oluşturuldu. Bu Yahudiler tarafından elbette ki hoş karşılanmamıştı. Bir müddet sonra Kab bin Eşref'in adamları geldi ve Müslüman çarşısının iplerini kesip Müslüman çarşısını yakıverdiler. Allah Resulü Efendimiz'e bunun haberi gelince Allah Resulü Efendimiz tebessüm etti. Sahabe-i İkram Efendilerimiz bunun sebebini anlamakta acziyete düştüler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü biz size üzüleceğinizi tahmin ettiğimiz bir haber getirdik. Fakat siz bunu tebessümle karşıladınız. Peygamberimiz Efendimiz onlara şu soruyu sordu. Bu çarşıyı Yahudiler mi yaktı? Bu çarşıyı onlar mı imha etti? Evet ey Allah'ın Resulü. Yine tebessüm etti. Dedi ki onlar rahatsız olmuş ise biz doğru bir iş yapıyoruz. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz Medine kabristanının hemen yanında Baki-ül Garkat'ın hemen yanında Müslüman çarşısının kurulmasını arkasında Müslüman çarşısının kurulmasını emretti. Ne var burada? Mezarla pazar iç içe. Ölümle hayat bir arada. Siz alışveriş yapacaksınız fakat hemen mezarlığın yanındasınız. Ölüm gelip size dokunacak. En kızgın, en öfkeli, en çok kâr etmek istediğiniz bir zamanda birden kabristandan gelen bir rüzgar, oradan gelen bir ses, oradan gelen bir koku sizi sükunete, sizi hakikate davet edecek. Ki zaten İslam'ın bütün şehirlerine baktığınızda şehir merkezlerinde olmazsa olmaz yapılardan birisi kabristan ve mezarlıklardır. Ne zaman ki büyük devletler, büyük şehirler kurulmaya başlandı, modern anlamda, batılı anlamda Avrupa'yı şehirler kurulmaya başlandı, insan şehrin dışına atıldığı gibi mezarlıklar da şehrin dışına atılıverdi. Gittiğinizde İstanbul'a, Bursa'ya, Edirne'ye, şehrin en nazenin yerlerinde sanki oksijen çadırı gibi oraya monte edilmiş mezarlıkları siz görürsünüz. Orada tarihi camilerin her birisinin bakarsınız kendisine ait bir haziresi var. Orada hizmet edenler, o hizmet edenlerin talebeleri, aileleri o hazirede metfun. Şimdi Ankara'da Taceddin dergahına gidiyorsunuz, Taceddin Camii'ne bir bakıyorsunuz hemen yanında haziresi var. Ve o sizi bambaşka bir aleme taşıyıveriyor. Hayatın o koşturmacasının içinden sizi alıyor. Bu size şu keyfiyeti, şu hakikati bildiriyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz kendinize bakınız. Bırakınız siz başkasını. Siz kendinize bakınız. Şu kadar kuvvetli.
bu kadar zayıf. Düşman şu kadar zebun. Tarih şu kadar kavi. Hiç önemli değil. Sizin var olmanızın muhakkak ki bir gayesi var. Müslüman sevdasız, Müslüman davasız, Müslüman idealsiz yaşayamaz. Beşeri anlamda da bu böyledir. Maşeri anlamda da bu böyledir. Bu afakta da böyledir. Enfüste de böyledir. Bir yerde Nemrut var ise muhakkak onun karşısında Hazreti İbrahim Aleyhisselam olacak. Bir yerde Firavun var ise muhakkak onun karşısında Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam Efendilerimiz olacak. Bu keyfiyette bizler birer vazife insanıyız. Allah Resulü Efendimiz bir baktı ki bugün Türkiye'nin en büyük üç problemine, Türkiye'nin en büyük üç problemi enerjide biz, dışa bağımlıyız. İkincisi cari açık var. Üçüncüsü terör var. Kaynaklarımız hep nereye gidiyor? Bu üç açığı kapatmaya. Sırf terör olmamış olsaydı 5 tane GAP yapabiliyorduk biz. GAP projesi ki bölgenin en büyük projelerinden birisi. Ama bir bakıyorsunuz kaynaklarımız hep bir şekilde dışarıya doğru akıyor. Hazreti Resul Ekrem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiğinde bir baktı ki Medine'de bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey su. Ve bütün su kaynakları Yahudilerin kontrolünde. Bütün su kaynaklarını onlar almışlar. Sen ne kadar çok kazanırsan kazan. Sen ne kadar zengin olursan ol. Ne kadar çok elinde kıymet, emtia, maden, değer olursa olsun. Kurtuluşun yok. Oraya bağlısın. Oraya vermek zorundasın. Tekel onların kontrolünde. Allah Resulü Efendimiz bir araştırma yapar. Bakar ki bir Yahudi ihtiyarlamıştır. Kuyusu vardır, su kuyusu. Su kuyusunu satacaktır. Allah Resulü Efendimiz Mescid-i Nebevi'de der ki kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın almak istemez? Hazreti Osman Efendimiz hiç kimseye bir şey söylemeden gider pazarlığı yapar, Rume kuyusunu satın alır. Ondan sonra Rume kuyusunun bütün suyunu Müslümanlara hibe eder. Bakın Altın Ordu Devleti, Altın Orda Devleti, Sultanının, Berke Han'ın bir Müslüman tüccar ile yapmış olduğu mukalemenin, musahabenin neticesinde Müslüman olmuştur. Yine bakıyorsunuz dünyanın en büyük devleti Müslüman potansiyeli itibariyle dünyada en çok Müslüman nüfusunun yaşamış olduğu ülke olan Endonezya, bir başka Müslümanın, bir Müslüman tüccarın oradaki ticareti münasebetiyle, ticaretindeki hassasiyet ve dikkat münasebetiyle Müslüman olmuştur. Hülasa ne mi demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer siz dünyanın içinde, bu hengamenin, bu hercümercin içinde, ekonomik olarak, finans anlamında sizi taşıyacak temiz kaynaklar ihdas edemiyorsanız, kuramıyorsanız, ne kadar sağlam bir fikre, ne kadar sağlam bir muhteviyata sahip olursanız olunuz, Allah muhafaza buyursun, muvaffak olamazsınız. Hasret içinde yaşar, hasret içinde ölürsünüz. Hayatın en temel formüllerinden birisidir. Tek kanat ile yer diyarına uçulmaz. Siz cennetin mülküne ulaşmak istiyorsanız dünyanın iki cihetini, hem kalp hem akıl cihetini bir şekilde kendi idealinizde cem etmek zorundasınız inşallah. Cennet ancak bu keyfiyetin, evin, sokağın, mabedin, kışlanın, mektebin bir araya gelmesiyle oluşturulacak bir formülün neticesinde olur. Ve bütün Müslümanlar ne bit pazarını yıkıp ne bir pazarını kurmak zorundadırlar. Allah razı olsun. Amin abicim. Eyvallah. Burada bir kısa fasıla veriyoruz. İnşallah Medine'de, gül şehri olan Medine'de gül alınıp
gül satılan Medine çarşılarında dolaşmaya devam edeceğiz inşallah.